Herkese merhabalar. Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Leşarjın sevgili arkadaşlar. Bugün kare, dikdörtgen ve yamuğu birlikte göstereceğim. Bunlarla ilgili sorular çözeceğim. Temel özelliklerini hatırlatacağım arkadaşlar. Kare, dikdörtgen ve yamuk kullanırken bolca benzerlik yaptığınızı söylemek isterim. Bu oldukça önemli. Özellikle kare ve dikdörtgen yani dik olan yapılarda bunu çok fazla geometrik şekillerde kullanıyoruz. O yüzden bunu ayrıca dikkatinizi vermeniz gerekiyor. Hızlıca konuyu anlatacağım. Ardından seçtiğim soruları PDF'de çözeceğim. Sevgili arkadaşlar bu konuları anlattığım videoları yine aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Mutlaka bolca örnek izlemeyi unutmayın diyelim. Buradaki dersimiz sizi hızlıca özelliklerini göstermek ve sorulara bakış açınızı nasıl yapmanız gerektiğini geliştirmek olacak. Şimdi hemen gelin videomuza başlayalım. İlk olarak dikdörtgenden başlayalım arkadaşlar. Dikdörtgen bir uzun bir kısa kenarı var. Gördüğünüz üzere A ve B. Bu kenar bekarlar birbirleriyle dik kesişiyor. Çevresi A ile B'nin toplamının iki katı, alanı da iki kenarın çarpımından oluşuyor. Şimdi eğer biz buna köşegen çizgi çekersek, köşegenler gördüğünüz üzere birbirinin ortalığı ve aynı zamanda arkadaşlar bakın burada bir tane, burada bir tane, burada bir tane, burada, bir tane, burada da bir tane ikizkenar üçgenler oluşuyor ve aynı zamanda bakın burası beta ya. Burada Z'den dolayı bakın burası da beta oldu gördüğünüz üzere. Karşısı yine alfa oluyor çünkü buradaki Kenarda yani köşelerdeki açılar 90 derece. Bakın arkadaşlar burada ortadan ikiye bölmüş bu şekilde. Bakın burası önemli. Burası önemli. Şimdi eğer e, dikdörtgenin köşegeni çizdikten sonra diğer köşeden bir dikme indirilirse burada öklit oluşuyor sevgili arkadaşlar. Bakın burayı A diye ayırdıysa burayı da A diye ayırmıştır. Bakın burada öklit var. Dikten dikindi. O zaman A ile şunun tamamının çarpımı bunun karesini verecek gördüğünüz üzere. Aynı şey buradaki diğer kısım için de geçerli burada. Şimdi bakın burada böyle herhangi bir noktasında böyle bir kesişme varsa... A kare artı C kare B kare eşittir D kare diye şöyle şunlar böyle herhangi bir noktasında kesişiyorsa kareleri toplamı birbirine eşittir özelliklerde atlamayalım. Şimdi arkadaşlar çok çok kullanacağımız bir kısım var. Çok çok kullanacağımız kısım şu olacak. Buradaki benzerlik olacak. Bakın arkadaşlar benzerlikte alfa bakın buraya biz alfa dersek şu beta diyoruz. Burası bakın 90 dereceymiş o zaman burası da alfa, burası da beta oluyor. Bu şekilde arkadaşlar birbirlerine doğru geçiş yapabiliyorlar ve burada iki tane benzer üçgen var. Bakın alfa'nın karşısı, alfa'nın karşısı, beta'nın karşısı, beta'nın karşısı diye bunları yazabiliyoruz. Bakın dışarıda bir noktada birleşirse yine A kare ile C karenin toplamı B kare ile D karenin toplamına eşit dikdörtgen Şimdi gelin dikdörtgen sorularını çözelim. ABCD dikdörtgeni 3 özdeş oluşmaktadır. Buraya 6 vermiş. Şimdi sevgili arkadaşlar özdeşse Bura 6 ise şurası da 6. Buraya x x dersek arkadaşlar. E buranın tamamı 6. O zaman x dediğimiz şey yani kısa kenar dediğimiz şey ne oluyor? 3 oluyor bu durumda. Bakın burası 3 3 oldu. Şurası 6 oldu. Burası 3 oldu. Burası 6 oldu. 3 oldu. 3 oldu. 6 oldu. 3 oldu. Çevre ABCD soruyor bize. Bakın arkadaşlar bir taraf 6 diğer taraf 9 gördüğünüz üzere. 6 ile 9 toplayalım. 15 2 ile çarpalım. 30 bunun tamamının alanı oluyor. Gelelim buraya. Diyor ki ABCD diyor. Burada bu ikisi birbirine eşitmiş. Vermiş. F, C, 6 4 ve 20'yi vermiş. Buna göre EF karşı. Şimdi biz EF'yi bulmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi EF'yi bulmaya çalışırken bizim açımızdan kritik olan bir şey var. Arkadaşlar bakın burada iki tane eşitlik var. Bu eşitlikler anlamsız. Ama bakın burası 10'sa şuranın da 10 olduğunu biliyorum. Çünkü ne bu dikdörtgen? Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit. E peki burası 10'sa ben şuraya da 10 diyebilir miyim? Derim. Şimdi ben EF'yi bulmak için bakın arkadaşlar çok basit bir şekilde bulacağım. Geldim şuradan şöyle bir tane dikme indirdim. Bu dikme aynen şuradaki 6 geldim buraya arkadaşlar? Şöyle şunu sileyim. Buradaki 6 aynen geldim buraya geldi. E burası 6, e şurası 8 oldu gördüğünüz üzere. E sevgili arkadaşlar buranın tamamı kaçmış? 20'ymiş. Peki buranın tamamı da 20 olmayacak mı? E burası 8 ise buraya kaç kaldı? 12 kaldı. 12 de EF'nin karşısı gördüğünüz üzere bu şekilde yapıştırıp yolumuza devam edebiliyoruz. Gelelim buraya. Şimdi diyor ki ABC iletirken EF diktir BC, DE açıortay, AB 13 D, E'de e 4 kök 3. E, karşı. Şimdi biz E, bulmaya çalışacağız. Şimdi yine tabii ki de E, bulmak için buradan böyle bir dikme indireceğiz. Şuradan şöyle bir dikme indireceğiz ki E, F'yi kesebilelim buradan. Şimdi sevgili evet. arkadaşlar oradan dikme indirdim de bu bir dikdörtgen değil mi? E bunun açıları ne? 45-45 gördüğünüz üzere. E peki arkadaşlar burada ne var? 45-45 90 üçgen var. 90'ın karşısında 4 kök 2 ise burası da 4. Burası da 4. E buranın tamamı kaç? 13. E burada 4 ise buraya kaç kaldı? 9 kaldı. E bunun karşısına ne? E, F. E, F'de... 9 oluyor. Yani arkadaşlar dikdörtgenin kenarındaki açı orta inerse bunun 45-45 olduğunu bilmeniz gerekiyor buradaki kısımda. Gelelim buraya. ABCD ve KLM'ni özdeş dikdörtgenler. AB 5 demiş, BL 6 demiş, KC de 2 demiş arkadaşlar. Buna göre MH nedir diye bize soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen bunu yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada bizim gördüğünüz üzere eş dik, e, dikdörtgenlermiş. Bizim MH'yi bulmamızı istiyor. Hemen burada benzerlik olduğunu anlıyorum. Diyorum ki burada benzerlik varsa şuraya ben 90 derece dersem sevgili arkadaşlar. Şuraya eğer alfa dersem. Şuraya eğer beta dersem. Burada devam edip bakın burası 90 derece ya. O zaman burası beta şurası da alfa oluyor. Şimdi bu üçgenlere zoom yapıyorum. Bir kere bunlar iki tane özdeş ya. Burası 5 arkadaşlar şurası da şurası da şöyle 5'tir sevgili arkadaşlar. ML de 5'tir. Şimdi gelin başlıyorum. Ben buraya eğer şuraya x dersem arkadaşlar buraya x dersem Bakın buradaki dikdörtgenin uzun kenarına bakın x artı 2 oluyor. O zaman buradaki de uzun kenar değil mi arkadaşlar? Şu kırmızıyla göstereyim. O zaman burası da x artı 2 oluyor. Bu durumda hemen düşünüyorum. Diyorum ki bu ne olabilir? Bakın bir kenara 6. O zaman bu 6. Şurası 8. Burası da 10 olursa cuk oturuyor arkadaşlar. X8, X artı 2 10 oluyor. E, süper. O zaman ben buradaki iki üçgen arasında benzerlik kurabilirim. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeni var. Alfa, beta, teta, alfa, beta 90 olduğu zaman. E burada da o zaman 3, 4, 5 üçgeni olacak arkadaşlar. Bakın 90'ın karşısı 5 ise beta'nın karşısı. Bakın burada beta'nın karşısı kaç? Beta'nın karşı 3'ün katı. O zaman burada da 3'ün katı olan 3 olacak. MH dediğimiz şey. Burada iki tane benzer üçgen bularak bu işaretin tabii ki de özdeşiki dikdörtgen olmasına da ayrıca dikkat etmiş oldum. Gördüğünüz üzere benzerlikle çözdüğüm bir soruydu. Gelelim buraya. ABC dikdörtgen AC diktir. DE diyor. AE 4. EC 9. BE X kaçtır diye sormuş. Bakın arkadaşlar burada dikdörtgenin buradaki şöyle şurası 90 derece. Bakın burada dikten dikilmiş gördüğünüz üzere. Biz burada E şey bulmak istiyoruz. X'i bulmak istiyoruz. Bakın aynı şekilde bu köşeden de diğer köşe gene bir dikme indirirsek bu da aynı olur. Mesela bakın burası 4 ya. Burada 4 olur arkadaşlar. Burası 9 ya. Şuraya 5 kalır bu durumda. Şimdi ben buradaki uzunluğu bulabilir miyim? Çok rahat bulabilirim. Neden? Bakın burada 4'e 9 öklit var. E 4 çarpı 9 şu h'in karesi. H kare eşittir 4 çarpı 9. E 36. O zaman burası 6. E arkadaşlar burası da onun aynısı. E burası da 6. E o zaman arkadaşlar bakın burada bir dik üçgen var. Dik üçgenin hipotenüsü x. Bir kenarı 5 bir kenarı 6. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. Toplarsak burası kaç oluyor arkadaşlar? Kök içerisinde 61 mi oluyor? Evet kök içerisinde 61 oluyor. Edirne'yi işaretleyebiliyoruz. Yani bu şekilde dikdörtgenin köşelerinden köşegene indirilen dikmeler aynı uzunluktadır. Aynı böler. Bunu bilmemiz bizim açımızdan oldukça önemli. Gelelim buraya. Burada kesin bir tane arkadaşlar benzerlik olduğunu 500 metreden görüyorum. Hemen yapalım. 90 derece alfa beta. Bakın burada 90 olduğu için burada alfa. Bura beta. Bura 90. 90'a karşısında bu uzunluk var. 90'a karşısında bu uzunluk var. O zaman burada iki tane eş dikdörtgen var. İki eşlik dörtgen varsa bakın burası kaç? 9. Şurası da 9 gördüğünüz üzere şurası. E arkadaşlar beta'nın karşısı 9 buradaki beta'nın karşısı da 9 olacak. Alfa'nın karşısı 4 ise buradaki alfa'nın karşısı da 4 olacak. Biz de çevre ABCD'yi sormuş. E bu kenar kaç? 13. E bu kenar kaç? 9. 13'e 9 toplarsak 22. 2 ile çarparsak 44. Bunun çevresi oluyor sevgili arkadaşlar. Bakın burada 2 tane eş üçgen buldum. Çünkü neden? 90 derecenin karşısındakiler birbirine Eşit. Peki gelelim kare. Kare bir dikdörtgen midir? Evet. Kare bir paralel kenar mıdır? Evet. Ama kare aynı zamanda kenarları eşittir ve dik bir dörtgendir. Yani hem kenarları eşit hem dik bir dikdörtgendir. Şimdi gelin buraya bakalım. Kenarları eşit. Bakın köşegenler dik kesişiyor. Köşegenler dik kesişiyor ve arkadaşlar köşegenler açı ortayı oluşturuyor. Bakın şeyde açı ortayı oluşturmuyor dedik dörtgenler. Bunda açı ortayı oluşturuyor. Aynı zamanda en çok bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Bakın bir kenar A bir kenar A ise köşegen A kök 2 oluyor. Çünkü 45 45 90 üçgeni oluşuyor burada. Bakın arkadaşlar burada yine şöyle iki tane aynı noktaya geldiği zaman. iki tane aynı noktaya geldiği zaman bunlar birbirine eşit oluyor. Köşelerden çizilenler köşegene doğru. Şimdi devam edelim. Bakın burada bir tane soru sormuş. Diyor ki A, B, C, D, kare, D, E diktir, eşittir A, B ye, Bunu vermiş bize. Hmm. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yaparız sevgili arkadaşlar. Bir kere bizim burada, şurası bizim karemizin bir kenarı. Yani e burası eşitse o zaman şurası da eşit. O zaman burası da eşit. E, o zaman burası da eşit. Şimdi başlıyorum bakın. Burası 10'sa şuraya kaç kalır? 80. Buraya kaç kalır? 80. 80, 80, 160. Buraya kaç kalır? 20. E burada 90 da buraya kaç kalır? 70. E sevgili arkadaşlar bakın bunlar da birbirine eşit. Bakın burada da bir tane ikizkenar üçgen var. E 70 ise 110 kaldı. O zaman burası 55. E burası da 55 olacak. E burası tamam 90 değil mi? E bize alfayı bulmamız istiyor. E 55 çıkarırsak da kaç kalır arkadaşlar? 35 kalır bize açı olarak. Hemen şak 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 olayları hallettim. Çünkü neden? Bir eşitlik gördüğüm zaman hemen her tarafta eşit olanları yazarım. Sonra keyfime bakar. Şimdi gelelim buraya. ABCD kare AC köşegen EF eşittir FB. Hmm. EF eşittir FB. Okey. Burası 70. Burası da X demiş. Buna göre X kaçtır. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Şuradan bu noktaya bir tane daha bakın. Şu E noktasına bir tane daha çiziyorum bu köşeden. Bakın arkadaşlar burası neyse öteki tarafta aynı olur. Neden? Şurası şuraya eşit olur arkadaşlar. Çünkü bu bir kare. Bakın burası 20 ise şurası da 20 olur. Şimdi zaten burası köşegen. Şurası 45 değil mi? E burası da 45. Sevgili arkadaşlar o zaman ben bakın burası 70'miş. E şurası da 45 değil mi? Şimdi 70, 45 topladığım zaman kaç oldu? 100, 105, 115 pardon özür dilerim. Bunları topladığım zaman arkadaşlar 115 oldu. Şimdi 115'ten şurada geriye kalan kaç kalır arkadaşlar buradan geriye? 65 kalıyor. Buradaki kısımda geriye. Şimdi burası 65 oldu. Okey. Şimdi devam ediyorum çözmeye. Şimdi bakın burada da bir tane üçgen var. Burası kaç? 20. Burası kaç? 45. 20 ile 45 topladık. 65 oldu sevgili arkadaşlar. 180'den 65'i çıkardığım zaman bakın şuradaki açıyı da buluyorum. Yani burası 115 oldu. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde bakın 45, 20. E burası da 115 oldu. E arkadaşlar buranın tamamının toplamı 360 olacak. 115, 115, 230. 230'a 65 eklersek arkadaşlar ne oluyor burası? 285 mi oluyor? 285 oluyor. E, pardon, 295 oluyor özür dilerim. 295, 360'tan çıkarsa şuraya kalan, bakın şu bölgedeki açıya kalan ne oluyor arkadaşlar? 295 çıkarsa 65 oluyor. E, burada şurası şurası 65 değil mi? E, niye hocam? E, burası ikiz kenar üçgen. E, 60 et 65, 130. O zaman buraya ne kalır arkadaşlar? X'e, X'e burada 50 kalır. Gördüğünüz üzere burada. Köşe gene kenarlardan indirilen uzunluklar birbirine eşit. Orası 20 dereceli ayrılıyorsa burası da 20 derece ayrılır. Aynı şekilde yoluna devam eder karede diyebiliriz. Şimdi bir tane daha kare sorusu var. Bir marango sipariş üzerine aşağıdaki görseli verilen yüksekliklerde 60 santim genişliğinde 100 santimlik bir giyinme dolabı, genişliği 100 santim olan bir giyinme dolabı hazırlayacaktır. 1 ve 2 nolu bölümler birer kareden ve çekmece bölümü dikdörtgen oluştuğuna göre giyinme dolabının çekmece bölümünün alanı kaçtır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar şurası 60'mış. E o zaman burası da 60. E buranın tamamı 100 değil mi? O zaman burası 40. E o zaman burası da 40. E o zaman burası da 40. E o zaman burası 20. E o zaman burası 20 ise burası da 40. Bakın arkadaşlar iki tane kare var. Gördüğünüz üzere ben buradaki çekmece dikdörtgenin iki kenarını buldum. 80 ile 20'yi çarpıp 800'ü işaretliye 80 ile 20 diyorum. 40 ile 20'yi çarpıp 800'ü işaretliyorum. Çekmecenin alanını buluyorum. Yani kareden gitmiş oluyorum burada. Diyor ki ABCD kare AE'nin alanı 50'ymiş. Şimdi arkadaşlar alanı 50 ise bunun iki tane aynı kenarının çarpımı yani A ile A'nın çarpımı A kare eşittir 50'dir. O zaman A nedir? Kök 50'dir. Yani kökeli ne demek arkadaşlar? 5 kök 2 demek. O zaman bunun bir kenarı 5 kök 2. Bize neyi söylüyor? CE kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. CE biz herhangi bir uzunluğu bulmak için ya benzerlik kullanacağız ya pisagor kullanacağız. Pisagor kullanmamız için dikliğe ihtiyacımız var. Benzerlik kullanmamız için benzer üçgenlere ihtiyacımız var. Şimdi hemen gelip şuradan şöyle bir dikme indiriyorum. Bu bir köşegen değil midir? Bir köşegenin yarısı. Bakın şu da bir köşegenin yarısı. Şu da bir köşegenin yarısı. E ben bulurum. E bunun bir kenarı kaç? Bir kenarı 5 kök 2. O zaman bunun bir tane köşegeni ne olur? 5 kök 2 çarpı kök 2 olur. Yani 10 olur. E 10 ise şurası 5. Burası da 5 olmayacak mı? E olacak. E burada dikme var mı? Var. E şu kenar ne? 12. E bu kenar ne? 5. 5, 12, 13. Tuhaf bir uzunluğu bulurken Pisagor'dan veya benzerlikten yararlanacağız. Kafamız böyle çalışması gerekiyor. Böyle çalışırsa başarılı bir yola gitmiş oluruz. Şimdi ABCD kare DE dikmiş. Bunlar dikmiş. 4 4 6 demiş. Burada kaçtır diyor. Şimdi mesela çok basit bir soru bu. Buradan şöyle bir şey indiriyorum. E hocam sen ne yaptın? Şimdi bak çocuğum izle. Şimdi burada şöyle şunu tekrar çizim. Bakın şunu şu şekli tekrar çiziyorum. Burası 4. Şurası 6. Şurası tekrar 4. Bakın buralar böyle birbirine dikmiş. Şimdi ben şu iki ucu birleştirirse ne oluyor? Köşegeni buluyorum değil mi? Bakın arkadaşlar ben bu köşegeni şöyle çizersem. Şöyle köşegen çizersem. Ben bu köşegenin uzunluğunu nasıl bulurum? Bunu bir dik üçgene oturtarak bulurum. Oturtayım arkadaşlar dik üçgene. Hatta şöyle yapayım ki daha net görünsün. Bakın buradan böyle bir uzunluk çektim. Şuradan da şöyle bir uzunluk çektim. Şimdi burası dik. E arkadaşlar burası 4 ise şurası 4 oldu mu? E burası 6 ise buranın tamamı da 6 oldu mu? E bu ne? 8. Şu ne? 6. E, 6, 8, 90 derece. O zaman bu köşegen 10'muş. O zaman bu köşegeni 10 olan bir kare. E, alanı mı soruyor? Yani köşegeni 10 bir kenarını bulurum. Neydi? Kenarlar A, A ise köşegen A kök 2 idi. Yani A kök 2 dediğimiz şey 10'du sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere. O zaman A kök 2 dediğimiz şey 10 A'yı bulacağım. 10 bölü kök 2. Yani bunu bir daha kök 2 ile genişletirsem. 10 kök 2 bölü 2. Yani bir kenar 5 kök 2 oluyor gördüğünüz üzere. Bir kenar 5 kök 2 ise alanı kaçtır diyor. 5 kök 2 ile 5 kök 2'yi çarpalım arkadaşlar. Cevabımız 50 oldu. Ya da bir köşegeni biliyorsanız köşegenlerin çarpımının yarısı da yine bize arkadaşlar e, alanı verecek. Alan a kare ya. Köşegen a kök 2. Sen a kök 2 ile a kök 2'yi çarparsan 2 a kare olur. Bunu 2'ye bölersen yine olur. Yani köşegen 10 ise 10 kere 10 100. 2'ye bölersen 50. Yine bize alanı verecek buradaki kısımda. a B, C, d kare dı 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 diyor. Tamam. Çevre ABC'de kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar hemen gelip şunu yapıyoruz. Bizim burada muhtemel bir şekilde benzerlik var. Neden? İki tane dik üçgen var. Karenin içindeyiz ve birbirine geçişler var. Bakın buraya alfa dersen şuraya beta diyeceğim. E burada 90 derece. Burası da alfa oldu mu? Oldu. E burası ne oldu? Beta oldu. Şimdi bakın. 90'ın karşısında bir kenar var. 90'ın karşısında bir kenar var gördüğünüz üzere. Yani bunların ikisi birbirine eşit. O zaman bu iki benzer üçgenin yani açıları benzer üçgenin benzerlik oranı ne? 1. Bunlar eş üçgenler. Şimdi bunlar eş üçgenlerse hemen şöyle siliyorum şuraları. E arkadaşlar burada alfanın karşısında kaç var? Alfanın karşısında burada 5 var gördüğünüz gibi. E buradaki alfanın karşısında 5 olacak. E arkadaşlar buradaki betanın karşısında ne var? Bakın şöyle pardon. Buradaki şöyle şunu sileyim. Şuradaki betanın karşısında kaç var? Bakın burada 12 var. E buradaki betanın karşısında da 12 olacak. E 5, 12, 13. E burası 13 gördüğünüz üzere bir kenar. Bir kenar 13 ise bunun çevresi de 13 çarpı 4'tür. Yani 52 olarak yapıştırıp yolumuza devam edebiliriz buradaki kısımda. Gelelim yamuğa. Şimdi arkadaşlar yamuk üst ve alt kenarı birbirine paralel. Yani sadece iki kenar. Paralel kenar değil yani. Tüm kenarlar birbirine paralel değil. Bakın arkadaşlar üstteki ve alttaki birbirine paralel. Ve burada tabii ki de U'lar oluşuyor. U'lar oluştuğu için arkadaşlar alfa ile beta'nın toplamı veya A ile B'nin toplamı 180'e eşit. Bakın aynı paralel kenarda olduğu gibi burada da arkadaşlar şöyle açı ortayla gelirse 90 derece olarak kesecek. Ve aynı zamanda buradan ortasından geçen şey tabanı iki eş parçaya Magnificent Süleyman oluşturarak gidecek. Yani paralel kenardaki durum devam ediyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Elimizde bir yamuk varsa %95 oranda ya bir dikme indiririz ya da bu kenara bir paralel çekeriz. Şimdi paralel çektiğimiz zaman ne oluyor? Burada bir paralel kenar oluşuyor. O zaman bakın mesela şurası A ise burası da A oluyor. Burası B ise burası da B oluyor. İşte mesela şuranın tamamını sallıyorum C ya şuraya C eksi A kalıyor. Böyle böyle gideriz yani ya bir paralel çekeriz ya bir dikme indiririz %95 oranda bunu söylemiş olayım. Bakın arkadaşlar tam ortasından geçerse şöyle tam ortasından geçerse e, tam ortasından yine bunlara bir paralel çevirip bu ikisinin toplamının tam yarısı. Ama böyle bir soru geldi. Bakın böyle bir soru geldiği zaman oldukça basit. Bakın 8 burası 16. Bakın arkadaşlar burada kaç k gitmiş? 4 k'da kaç artmış arkadaşlar? 8 artmış. Bakın 4 k'da 8 arttıysa 1 k'da 2 artar. E burada ne kadar gidecek? 3 k gidecek. O zaman 3 k'da da 6 artacak. Burası 8'den 14'e gelecek. Yani 4 k'da 8 arttıysa? 3K'da 6 artacak deyip yolumuza devam edebiliriz. Bu aradaki uzunluğu bulma konusunda. Evet şimdi biraz yamuk sorularını çözmeye başlayalım. Şimdi gelmişiz buraya. ABC'de yamuk. Bu buna eşit, bu da buna eşit demiş. Böyle böyle vermiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Normal olarak bir kenar ortay bir de dikmeyi aynı anda gördüğünüz zaman elin ayağın birbirine dolaşacak. Neden? Çünkü burada kida var. Kida. İkiz kenar üçgen. Ama bir ikiz kenar üçgen oluşturmak için vup yaptığın zaman buradan bir tane ikiz kenar üçgen oluşturdun mu? Ya şahane oldu. Şahane. Mükemmel. Burası buraya eşit oldu. E burası 70. E burası ikiz kenar üçgen olduğu için burası da 70 oldu. E arkadaşlar bakın burası bir yamuk. Yamuk da olduğu için bakın şurada U vardı. Burası 70 ya. Bakın burası da 70'si. Bakın şuranın 110 olması gerekiyordu ki. Ki buraya kaç kalıyor? 40 kalıyor arkadaşlar. E buraya 40 kalırsa burada da bir tane ikiz kenarlık varmış. O zaman şuraya da 40 kalır. 40 40 80. O zaman alfamız buradan whoop, 100 olur. Çünkü neden? U vardı. 70'si. Diğer taraf 110 olacaktır. Geldik buraya. Bakın bir yamuğunuz varsa ya dikme indireceksiniz ya da paralel çekeceksiniz. Diyor ki bu buna paralelmiş. Okey yamuk yani bu. AD 2, 4, 9 her şey vermiş. AB doğru parçasının uzunluğu nedir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. D açısıyla C açısının toplamı 90'mış. Şimdi ben bunu böyle indirirsem. 270'miş özür dilerim. Şöyle indirirsem. Şimdi pardon. Şöyle indirim. Bu 9 olan kenara paralel çizdim bir tane. Şimdi bakın arkadaşlar şurası ve şurası U oluştu. Doğru değil mi? O zaman şu iki açının toplamı kaç olacak? 180 olacak. E peki normalde D ile C'nin açı toplamı kaçmış? 270'miş. O zaman arkadaşlar şunu düzeltelim. Buraya 90 derece kalmaz mı? Çünkü şuraya mesela A dersen, B dersen, C dersen. Normalde C açısı ne B? B, A, B, C'nin toplamı 270'miş. E, A ile B'nin toplamı 180 ise C'ye 90 derece kalır. E, burası kaç olur? 9 olur. Bakın 4 aynen şuraya indi. E bura 12, e, burada 9, e 9, 12, 15 üçgeni. O zaman AB uzunluğu kaç oldu? AB uzunluğu 19 oldu. Yani bir yamuk çözerken ya dikme indiririz ya da paralellik çekeriz. Bu çok önemli. Gelelim buraya. PC 4 tane FB'ymiş. Bakalım o zaman burası 4K ise burası 1K. Oldukça basit. Bakın 9'dan 19'a gel. 4'ten 19'a gelmiş. 15 artmış kaç K'da? 5K'da. O zaman K kaç buradan? K'mız 3. E bize 4K arttır diyor. Yani 4K arttır. O zaman kaç artacak? 4K'da 12 artacak. 4'ten 12 arttığı zaman burası kaç oluyor? 16 oluyor. Hemen yapıştırdım. Yoluma devam ettim. Bildiğin o mantık yani buradaki kısımda. Şimdi devam edelim buraya. Dik yamuk demiş. Dıtır eşitlemiş. Bu CD 4 demiş. CD 4 demiş. Burası da 13 demiş. BC kaçtır diyor. Oldukça basit. Neden? Şimdi gelip buradan dikmeyi indirdiğim zaman. Şöyle dikme indirdiğim zaman. Bura 4 ise şurası 4 olacak. Burası 9 olacak. Dikten dik indi. Öklit var. 9, 4. 9 kere 4, 36. O zaman şuraya 6 oldu. E zaten bu BC'nin kendisi oluyor sevgili arkadaşlar yamukta diyebiliriz. Şimdi yamukta başka özellikler var. Bir kere ikiz kenar yamuk var ilk olarak. İkiz kenar yamukta bakın taban açıları ve taban açıları birbirine eşit. Ve ikiz kenar yamukta bakın iki taraftan dikme indirdiğiniz zaman mesela burası A ise A, şurası B ise B diye kesmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki de ortada bir tane dikdörtgen oluştu gördüğünüz üzere burada kısımda. Devam ediyorum. Burada bakın yine ikiz kenar yamukta şöyle kestiği zaman burada bakın böyle B'ye B, B A'ya A şeklinde gördüğünüz üzere şöyle ikiz kenar üçgen oluşturur şu aradaki kısımda diyelim. Devam edelim. Bir yamuğun alanı nasıl bulunur? Yamuğun alanı şu şekilde bulunur arkadaşlar. Bakın tabanı ve tabanını toplayıp ikiye bölüp haşla çarpmanız gerekiyor. E hocam nereden çıktı bu? Sen ne anlatıyorsun be oğlum diyebilirsin. Şimdi bak hemen gel anlatayım sana neden böyle olduğunu. Şimdi bak mantıklı düşünelim. Ben buradan şöyle bir tane çizdim tamam şöyle bir tane kestim burayı. Şimdi bakın iki tane üçgenim var. İlk üçgenim şöyle bunu biraz kalınlaştırayım. İlk üçgenim şu. Şimdi bu üçgenin tabanı ne? Tabanı A. E yüksekliği ne? E, yüksekliği de H doğru değil mi? Çünkü neden? Taban yerden yüksekliği yani H kadar. Yani şurayı eğer sana şurayı soruyorsa yani şurası yüksekliği bu olacak ya buranın devamına çizilecek yüksekliği. E, bu H olacak zaten. O zaman buradaki üçgenin alanı ne oluyor? A çarpı H bölü iki. Diğer üçgene geçelim. Diğer üçgenimiz de şu olsun. E Diğer üçgenimiz de bu. E bu üçgenin tabanı ne? E tabanı B. Tabanı B bu üçgenin. E yüksekliği kaç? E yüksekliği daha kaç? O zaman bunun da alanı ne oluyor? B çarpı pardon. B çarpı H bölü 2. E sen bunları toplarsan şöyle toplayalım. A çarpı H bölü 2 artı B çarpı H bölü 2. H parantezine alırsan H parantezinde A artı B bölü 2. Yani iki kenarın toplamının yarısının H ile çarpımı oluyor buradaki yamuğun alanı. Devam edelim. Bakın arkadaşlar mantıken burası 3 ise burası 5 ise yüksekliğe eşit olduğu için bu 3A'ya 5A diye böler. Aynı zamanda arkadaşlar bu karşılıklı olanların, şu şuraya sıkıyorsun, karşılıklı olanların çarpımları eşittir. Buradaki yandaki gördüğünüz arkadaşlar alanlar birbirine eşit. Burası yamuğun akciğeri gibi düşünebilirsin. Sağ ve sol birbirine eşit ama karşılıklar birbirine eşit değil. E hocam karşılıklar birbirine eşit değil bunların oranı ne? Hemen bakalım. Bu 2K olsun. Bu 3K olsun. O zaman bakın şurada bir tane kelebek var gördünüz mü? Bu kelebekte benzerlik oranı ne? 2 bölü 3. Benzerlik oranı 2 bölü 3 ama alan oranı bunun karesi olacaktı. Yani 4 bölü 9. Yani şurası 4A ise şurası 9A alana sahip olur. Bunu da hemen buradan gidelim. Bakın burada yapmışım. Vallahi niye anlattım? Yapmışım zaten. 3'e 5. 3'e 5, 3, e 5, 3, e 5, 3 e 5. Karesi 9A. 25 gördüğünüz üzere bu şekilde vermiş. Aynı şekilde bir paralel kenarda olduğu gibi şu ikisinin alanı toplamı şu aradakini vermiş olur sevgili arkadaşlar. Buradaki kısımlar. Gelelim buraya. Şimdi diyor ki bana 108 demiş. Şimdi bakın arkadaşlar 108. Şimdi bu buradaki açı U olduğu için 72 olacak. Yani burayı 36-36 bölecek ama bir baktım aa burası da 36. E burası 36 burası 36 ise o zaman şurası şuraya eşitse e bu da onlara eşitse burada bir tane ikiz kenar yamuk var mı? Var tabii ki de İkiz kenar yamuğun taban açıları eşit. E burası 36 ise o yaparına 72 ise burası da 72. E buradaki üçgende açılarımızdan biri 36 diğeri 72. O zaman şuradaki açımız ne olur? Buradaki açımıza da 72 derece kalmış olur. İkiz kenar yamuk olduğunu görünce hemen taban açıların birbirine eşit olduğunu da rahatlıkla söyleyebilmiş oldum. Geldim buraya. Alan ABC kaçtır diyor. Hemen yapalım. Şu ikisinin çarpımı şurası AA. A ile A'nın çarpımı eşittir A kare eşittir 64. O zaman burası 8, burası 8. 8 8 16 buradan alan. Buradan bir 16 da 32. Buradan da bir 4'ü toplarsak 32 ile 36 tamamının alanı oluyor buradaki yamukta. Geldik buraya. Diyor ki alan AFED, yani şuranın alanı ile şuranın alanını bulun diye. bulalım arkadaşlar. Şimdi bir kere bu ikisinin de yüksekliği birbirinin aynısı. E ben ne yapacağım? Yükseklik aynıysa bunların hani bu bir yamuk ya ikisi de. İkisinin alanlarını ne yapacağım? Tabanla tabanla toplayıp 2'ye böleceğim. Topla 8. 2'ye böl. 4 çarpı h. Şimdi buraya geliyoruz. Tabanla tabanla topla 7. 2'ye böl. 7 bölü 2 çarpı h. O zaman h'lar da eşit olduğu için. O zaman bununki yani 7 bölü 2 s ise yani alanı. Bununki de 4 s. Yani ben burada 7 bölü 2'yi sevmediğim için her şeyi 2 ile çarparım. Yani bu 7 s ise şöyle şu. Şu 7 s ise burası da 8 s. Yani o zaman 8 bölü 7 bana buradaki alanı vermiş oluyor. E, eşitse tabanla tabanın toplamının yarısının haçla çarpımını vermiş oluyor. Buradaki kısımda bize diyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. ABC'de yamuk bu buna paralel diyor. EC eşittir. EB DEC 6 AEB'de 10. E süper. Süper arkadaşlar, e bura 10, bura 6 ise e, burası da 16'dır. E, bana tamamen AED'yi soruyor, AED ikisinin toplamıdır zaten direkt. Buradan arkadaşlar 16'yı yapıştırıyorum. Yamukla ilgili de fazlasıyla arkadaşlar soru çözmeye çalıştık. Şimdi sizin yapmanız gereken şey şu, daha da fazla soru görmek, yani metot öğretmeye çalışın. Yamuk görünce nasıl davranman gerekiyor? Çok Klasik davranışları var arkadaşlar. Üçgen gibi değil bunlar. Çok daha net, çok daha keskin davranışları var. O yüzden arkadaşlar buradaki metotları iyi kavrayın. Ayrıca açıklama kısmına daha önce kaplarda bunların 3 konuydu. 3 videoda anlattım. Uzun uzun videolarda üçü de. Buradaki soru çözümlerini, konu kısmını dinlemeniz gerek yok. Soru çözümleri kısmını dinlerseniz iyice pekişmiş olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.